Where we are on visa liberalization for Turkey. Avrupa'ya vizesiz seyahat hayali gerçek mi oluyor? Vatandaşlarımızın Schengen bölgesine vizesiz seyahatlerinde önemli bir aşamaya gelmiş durumdayız. Vatandaşlarımız uzun yıllardır gündemde olan AB'ye vizesiz seyahat konusunda en yakın noktada bulunmaktadır. Vize muafiyetiyle ilgili Avrupa Birliği'nden olumlu haber geldi. Avrupa Birliği Komisyonu Türk vatandaşlarına Schengen bölgesine girişte vize muafiyeti tavsiyesinde bulundu. Kararın ne anlama geldiği Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır'a da soruldu. Yapılan 72 kriterle ilgili olarak biz Türkiye Cumhuriyeti olarak üzerimize düşen yükümlülüğün tamamını karşılandığımızı değerlendiriyoruz. Komisyon da yaptığı açıklamada bizim bu görüşümüzü büyük ölçüde teyit eden bir rapor yayınladı. Tabii bazı hususlarla ilgili olarak karşılıklı görüşeceğiz. Bizim belki ilave bilgiler vermemiz gereken konular var. Bazı hususlarda Türkiye'de değerlendireceğiz. Ama genel olarak 72 beklentiyi karşıladığımız değerlendirildiği içindir ki komisyon vizelerin kalkmasıyla ilgili tavsiye kararını komisyon ve konsey ve parlamentoya önermiş durumda. Komisyon 72 kriterin 67'sinin karşılandığına kanaat getirdi. Türkiye'den eksiklikleri bir an önce gidermesi talep edildi. Peki süreç nasıl işleyecek? Avrupa Birliği Komisyonu'nun tavsiyesi yeşil ışık anlamına geliyor. Ancak daha yapılması gerekenler de var. Türkiye'nin bir an önce parmak izi bilgisinin de yer aldığı biyometrik pasaportların çıkarılması, geri kabul anlaşmasının uygulanmaya başlanması, terörle mücadele ve organize suçlarla mücadele kanunlarının temel haklara dikkat edilerek AB'ye uygun bir şekilde düzenlenmesi istendi. Bunların vizesiz seyahat için şart olduğu ve aciliyet arz ettiği belirtildi. Bu kararın bundan sonraki sürece geçirebilmesini temin eden en önemli bölümü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına vizenin kaldırılmasını Avrupa Birliği Komisyonu konsey ve parlamentoya tavsiye ediyor. Türkiye'ye biyometrik pasaportlar için sene sonuna kadar süre verilirken parmak izi bilgisinin yer almadığı pasaportlarla vizesiz seyahatin mümkün olmayacağı ifade edildi. Vize muafiyetinin sağlanabilmesi için siyasi onay sürecinin de olumlu şekilde sonuçlanması gerekiyor. Bu süreçte hem Avrupa Parlamentosu'nun hem de Avrupa Birliği Konseyi'nin onayı aranacak. For visa liberalization for Turkey and Kosovo. Avrupa Birliği Komisyonu'nun kararını değerlendiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği'nin sözünde durması gerekir dedi.